soracağım Sor Helali. Karıcığım. Kimdi o kadınlar? Hangi kadınlar? Şam'dan da yemek yediğin. İftira! Yalan! Kim uydurmuş bunları? Senden başka kadın tanımadım ben. Ya tanımadın. O kadar lokantaya götürdün. Yemek yedirdin. Tam öpüyordun. Uyandı. Uyandın mı? İyi ya rüyaymış. Rüyamda bile başka kadına tahammülüm yok benim. Ne yapayım, çok kıskanıyorum seni. Günaydın Nesrin. Benim adım Sevtap. Ama bütün Sevtaplara Nesrin derim ben. Senin oynayacağın reklam filminin senaryosu bu. Şimdi bitirdim. Lütfü, akşamki deneme filmi iyi oldu değil mi? Sonuçtan memnunsun. Harikaydın Sevtap, müthiştin. Şu reklam filmi bir çıksın piyasaya, kim var kim yok dağıtacaksın hepsini. Ne güzel konuşuyorsun Lütfü. Ne olur senaryo okusana. Yazıhaneye gitmem lazım, geciktim. Bu sabah Frank Sinatra ile randevum var. O da kim? Tanımamana şaşırdım. Dünyanın en büyük reklam şirketinin sahibi adam. Milyarder. Bu sabah uçakla Venezuela'dan geliyor. Benimle görüşmek için. İş teklif ediyor bana. Gel benimle çalış Lütfü diyor. Ortak olalım seninle diyor. Hemen başlayalım diyor. Bir ısrar bir ısrar. Ay, sahi mi söylüyorsun Lütfü? Ama tabii ben reddedeceğim. Kararlıyım. Seni dünya çapında bir yıldız yapacağım. Buna kimse engel olamaz Jale. Benim adım Sevtap. Ha, sahi. Sevtap. Reklam dünyasına olağanüstü bir yıldız hediye edeceğim. Daha sonra da film piyasasına kazandıracağım onu. İnan bana, muhteşem Lütfü söylüyor bunu. Sen müthiş bir adamsın Lütfü. Senden büyüğü yok. Allah beni devlete millete bağışlasın Meral. Sevtap. Aha. Lütfü, bu akşam yine bir deneme filmi çekelim aman, mi? Aman olmaz olmaz yavrum, sen hemen gitsen iyi olur. Akşama halamla teyzem geliyorlar, ben seni ararım. Bu Lütfü de çok oluyor yani. İyice gecikti. Ama ne yapsın zavallı, çok çalışıyor zavallıcık. Ya, insanın yüreği sızlıyor. Bu hızlı çalışma temposu bir gün mahvedecek zavallıyı. Evet, üzülüyorum Lütfü için. Hadi hadi saçmalama! Nereden arkadaş olmuşsun şununla? Bir gün seni de kendine benzetecek bu Lütfü. Sakın ona uyuyayım deme. Ama karıcığım, ha geldi. İtiham çomağı hazırla. Günaydın yenge, günaydın Selami. Günaydın. Erken geldim galiba ama ziyanı yok, beklerim. Hadi oradan üç kağıtçı. Senin yüzünden işini kaybedecek bir gün. Ya vaktinde gel ya da bırak kendi kendine gitsin işe. Yine gözlerimi yaşattın yenge. Böylesine içten, böylesine dostça karşılanmak çok duygulandırdı beni. Hadi gevezeliği bırakın da düşün yola. Yavrucak dün gece hiç uyumadı zaten. Hadi eyvallah, Allah'a ısmarladık. Ders mi çalıştı gene yavrucak? Tabii ya, ne sandın ya? Sabah 4'e kadar çalıştım be. İyi günler yenge. Öpüyorum. İyi günler karıcığım. Yahu sabah 4'lere kadar ders çalışıp da böyle sepet gibi işe gidilir mi? Tamam, ben de uykusuz kalıyorum ama... benim güzel güzel sebeplerim var değil mi? Neymiş senin güzel güzel sebepleri? Efendim, esmer sebep, balık eti sebep, sarışın sebep, kumral sebep... yani zatenizinki gibi sülfürik asit, potasyum permanganat, kalsiyum karbonat falan değil yani. Ne yapalım oğlum? Sınavlar yaklaştı. 6 senedir yaklaşıyor bu sınavlar. Ve sen inekliyorsun, sonra da eczanede sabahlara kadar pinekliyorsun. Ne yapalım ya? Bu sene kesin ama garanti giriyorum eczacılığa. Şart mı lan fakülte bitirip de diplomalı eczacı olman yani? Şart Lütfü be. Olacağım tabii. Bıktım artık bu kalfalıktan be. Ay aman. Selami Bey. Selami Bey. Şu bizim hesap ne olacak? Abicim bu hafta sonu ödeyeceğim. Tamam. Bıktık bu haftalardan. Hay Allah. Allah Allah. Gel şöyle. Ne haber? Yılmaz abi merhaba, iki Samsun lütfen. Olan şu asabini az her gün tozumu artırıyor. Biri küçülsüyor aslında. Ama ileride anlayacak kim olduğumu. Hesaba yazıver. Geçen ayki hesap duruyor da akşama çırağı yolluyorum. Yok, öderim öderim, tamam tamam, lüzum yok. Yürü. Dün gece kulaklarını çınlattık Selami. Niye? İki tane nefis parça vardı evde. Selami de olsa iyi cümbüş olurdu dedim. Kime dedin?
hesaplı Aysel'e. Seni çok merak ettiler. Ah bir tanışsak deyip durdular. Belki gelirsin diye bekledi Aysel. Ama sonunda gitti tabii. Güzel miydiler lan? Enfes, olağanüstü, şaheser. Hele seninki, yani Aysel anlatılmaz bir şey. Demek benimle tanışmak istedi, beni bekledi. Bırak be! Ben başka kadınlara bakmam oğlum. Rüyamda bile görmem onları. Senin karşında karısını deli gibi seven, yuvasına sadık, namuslu, dürüst, çalışkan, iyi niyetli... Enayi, aptal. Olur mu? O iş başka, bu iş başka oğlum. Açık nefes al, kendine gel. Beni de kendine benzetmeye çalışıyorsun. Böyle gidersen bana değil, Asabi Niyazi'ye benzeyeceksin. Allah! Gene geç kaldık. Çok kızacak Asabi Niyazi Bey. Bilirsin biraz asabidir. Yürü. Hadi hadi, bırak asabileksin Niyazi. Takma kafana. Aa, bugün ne icat ediyorsun? Bugün saç ilacı icat edeceğim. Saç çıkaran bir ilaç. Eyvah! Bu da baş ağrısı haplarına benzerse yandım millet. Niye lan? Bir tek saçsız adam kalmayacak dünyada. Heykelimi dikecekler. Müthiş bir şey olacak. Tahmin ediyorum müthiş bir patlama olabilir. Eczaneyi havaya uçurursun. Kendine dikkat et ha. Hadi güle güle. Eyvallah. Nerelerdesin sen Selami ha? Saat kaç ha? Nerelerdesin bu saate kadar sen? Bu saatte işe mi gelirmiş efendim? Ne rezalettir bu yahu? Ne biçim işçisin sen ha? Ben bu yaşımdayken senden erken geliyorum işe. Bıktım artık senden, bıktım be! Ne bir şey oldu, dinleyin çocuklar. Çiviktir çamaşırı güzelleştiren, mantaldır çamaşırı asan... Çamaşıra mandal, çeyreğe sandal, çamaşırı gösteren ütüdür. Yok, bu biraz kötüdür. Mandalları karamam, kaybedersem asamam. Alo, buyurun. Buradalar efendim. Sizi arıyorlar Lütfü Bey. Kim arıyor hayatım? Nesrin diye biri arıyor. Haa, Nesrin. Oldu. Oldu bu iş. En sonunda keşfettim. Harika bir ilaç buldum. Onu bütün insanlığa armağan ediyorum. Ve tarihi, tarihi an geldi çattı. Selami! Selami gel buraya! Selami gel diyorum! Allah kahretsin be! Selami! Çabuk gel buraya! Selami! Selami diyorum sana! Buyurun patron! Bu ne bu ha? Terlik. Tebrik ederim. Teşekkür ederim efendim. Gel buraya. Az önce Perihan Hanım geri getirdi. Niye? Kadın termos istemiş, sen terlik vermişsin yahu. Evet. Dalga mı geçiyorsun sen ha? Bu kaçıncı? Kaçıncı bu? Bir dakika sayıyorum. İki, üç... Kes! Müşteri geliyor, deniz topu istiyor, sen tutup basket topu veriyorsun. Patron, ben döneyim. Dün de Rahmi Bey'in tansiyonunu 255 ölçtün. O kadar tansiyon olur mu be? Olmaz. Olmaz. Çok yüksek. Yüksek. Ama ne yapayım, Rami Bey amca yediğine içtiğine hiç dikkat etmiyor. Kaşık verme. Kaşık verme diyorum sana. Peki. Kendini işine ver. Tamam. Aklını başına topla Selami. Aklını başına topla. Mahvedeceksin beni sen. Ama patron, kolay mı ya böyle koskoca eczanenin genel koordinatörü olmak? Ne? Hangi genel koordinatörü be? Kalpasın sen bu eczanede. Kalpa. 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 Ne? Ne? Ben deli miyim yani ha? Bana bak Selami, son defa uyarıyorum seni. Kim ne isterse onu vereceksin bundan sonra. Yanlışlık yapmak yok, tamam mı? Tamam. Tamam. Bazen karıştırıyorum patron, o kadar çok şey var ki dükkanda. Ben içeri bir bakayım, şeye bakayım. Ne varmış içerideki? Ne dedin? Çok çeşit mi var dedin? Elbette çok çeşit olacak. Müşterini ararsa bulacak burada. Eczane burası, eczane. Koy kafana bunu. Tamam patron, merak etmeyin. Bundan böyle artık hiçbir aksaklık olmaz patron. Merak etmeyin. Ha? Bu ne? Bu benim şişem. En değerli ilacım. Evet. Eksilmiş. 2 milim eksilmiş. Sen bir katilsin Selam. Evet. Sen bir canavarsın. İlacımı gizli gizli kullanan, onu yavaş yavaş eritip bitiren bir canavarsın sen. Olmaz. Kimse benim ilacıma el süremez. Yapamazsın. Yapamazsın. Git bak. Yok, ben şöyle etrafa bir bakayım, sonra da etrafa... Git bak, müşteri geldi.
Siz gitseniz. Olur. Ne? Ben gideyim. Düşündün mü, benim gitmem iyi olacak. Tabii. Eşşoğlun oğlusu. En değerli ilacımı tüketiyor benim. İnallahım asabirin. Evet hanımefendiciğim, işte bu da paranızın üstü. Bir dakika. Evet. Güneş gözlüğü istemiştim ben. Bu güneş gözlüğü bu. Aa, en güneş gözlüğü budur. Bunu isterseniz güneşte takarsınız, ister gölgede takabilirsiniz. Bakın bir dakika şöyle göstereyim. Kovuyorum seni Selan. Kovuyorum seni Selami, kovuldun, defol! Beni niye kovuyorsunuz sayın patronum? Hayır, kovmuyorum, yine aldım işe. Bu akşam nöbetçi olduğun için yarın kovacağım seni. Bayıldı. Karpuz da vereyim mi? Yok, karpuz istemem bugün. Sağ ol, hesaba yaz. İyi akşamlar sayın profesör. Sana Nesrin'i tanıştırayım. Kendisi bir reklam filminde başrol oynayacak. Nasılsınız? Memnun oldum. Ben de. Bugün epey çalıştık birlikte. İnanılmaz bir yetenek. Kısa bir süre sonra tüm dünyanın ayakta alkışlayacağı bir yıldız olacak. Ve onu ben keşfettim. Mutluyum, gururluyum, teşekkür ederim. Lütfen. Sen böyle konuşunca içim öyle tuhaf oluyor ki. Ben de heyecanlanıyorum yavrum. Çünkü şu anda sana Orta Doğu'nun ve Balkanların en ünlü ecza profesörü olan yakın dostum Selami Fırtına'yı takdim ediyorum. Eczacılık fakültesini birincilikle bitiren, ayrıca İngiltere'de 2, Amerika'da 3 üniversite daha bitirmiş, iyi insan, gerçek dost Selami Fırtına. 4 defa Nobel, 2 defa Oscar ödülü kazandı. Sizin gibi meşhur birini bu kadar yakından görmek ne güzel. Ballı rüyada gibiyim. Lütfü azıcık abartıyor, pek o kadar da değil yani. Bu alçak gönüllülüğü yok mu? Kahrediyor beni. Ben bakarım canım. Alo? Oo, iyi akşamlar yenge. Karım arıyor. Lütfü? Sen ne arıyorsun orada? Selami nerede? Burada, şimdi geliyor. Ben de Selamiciğimi eve kadar götüreyim diye uğradım işte. Selami nöbetçi bu akşam hiçbir yere gidemez. Senden rica ederim, meşgul etme onu. Aa, nöbetçi mi? Vallahi bilmiyordum. Program değişmiş demek. Hay Allah! Nöbetçi misin sen bu gece? Ver. Nasılsın karıcığım? İyiyim kocacığım. Şöyle bir hatırını sormak için aramıştım. Lütfü çıktı karşıma. Ya öyle oldu işte. Bizim eczanenin nöbetçi olduğunu bilmiyormuş bu akşam Lütfü. Beni eve götürmeye geldi ya. Ulan profesör, ineklik etme. Nesrin'in çok güzel bir arkadaşı var. Sen de bizimle gel. Evet, gel. Ya işte böyle karıcığım. Ne iyi ettin de aradın. Karıdan ödü patlıyor kılıbı. Kim güldü? Bir kadın kahkahası duydum. Kim var orada? Çıkın şöyle. Çıkın lan Allah kahretsin. Benim başımı belaya sokmayın. Çıkın. Hay Allah. Karıcığım ne dedin sen? Biri mi güldü dedin? Olur mu? Eczanede kadın güler mi? Var var. Bir kadın var orada. Duydum. Bal gibi bir kadın kahkahasıydı. Sen versene o Lütfü'yü bana. Lütfü çoktan gitti karıcığım. Bana bak. Aslında hiç istemiyorum onunla arkadaşlık etmeni. Ama karıcığım, 4,5 yaşından beri arkadaşım o benim. Hele bir uy ona, hele öyle bir şeye kalkış. Hemen boşanırım senden! Gute Nacht. Buyurun. Efendim, hoş geldiniz. Ben var düşmek merdiven. Benim bacak var çok fena acımak. Bacak var çok fena acımak. Tam yerine geldiniz. Hoş geldiniz.
Buyurun, şöyle buyurun, oturun. Buyurun, oturun. O iş bir ziyan kan. Bana ben çok hasta olmak. Sizin bacak var acımak. Siz üzülmek yok, yok bayan. Erika. Ich heiße Erika. Erika. Evet, heiße Erika. Çok fena acımak. Lütfen sürün, iyice sürün, lütfen. Süreyim size, size süreyim. Geçti. Bunlar... Bunlar benim keşfettiğim ilaçlar da... Yani... Benim buluşlarım. İyi geldiler tabii, ya. İsminiz ne? Selami. Teşekkür Selami. Bir şey değil. Ya, bir şey değil. Selami! Bu kim Şatsi? Bu karım benim. Karım benim. Çok iyi söyledin hayatım, teşekkür. Müthiş bir erkek. Bu kadın var ya, bu Alman o. Ya, Alman işte. Bu kadının kolu, bacağı... Ötesi, berisi, alçağın tekiymişsin sen Selami. Büyük bir rezilmişsin. Lütfi'den farkın yokmuş. Terk ediyorum sizi Selami Bey. Derhal boşanıyorum. Hayır, hayır yapamazsın bunu. Hayır. Terk edemezsin beni. Ben masumum. Boşanıyorum. Ah, yapma. Buyurun. Alo. Lütfü. Lütfü! Kimmiş hayatım? Regan mı arıyor yoksa? Lütfü diyor canım. Alo? Kiminle görüşüyorum? Ben Selami! Selami ulan, Selami! Oo, sen misin Sakıpçığım? Sakıpçığım, bu ne güzel sürpriz! Ne Sakıp ulan! Benim, ben Selami! Bana bak Lütfü! Çabuk buraya gel, çok fena durumdayım! Sakıp Sabancı! Ay, sen onunla mı konuşuyorsun tabii, şimdi? Tabii, iyi arkadaşımdır. Yine bir şey isteyecek herhalde. Kendisi Estrakopya'dan yeni döndü de. Orası da neresi? Orası bir dış ülke. Sakıp çok sık seyahat eder. Geçen kış birlikte gittik oraya. Acayip kar vardı ha. Sonra Ali de katıldı bize. Ali kim? Canım Ali Şen. Şu Fenerbahçe kulübü başkanı. Bizim Ali. Lütfü! 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 Orada mısın? Cevap versene lan! Evet Sakıpçığım. Prenses Karolin. Bir şey sordu da ona cevap veriyordum. Prenses mi? Prenses mi var orada? Bana ne bundan ya? İşim bitik, perişanım. Prensesleri, kraliçeleri bırak, hemen eczaneye gel, hemen! Dinle Sakın, dostluğuna önem veririm ama böyle olur olmaz zamanlarda telefon etmene de bozuluyorum doğrusu. Bunu daha önce de hatırlattım sana. Söyle bakalım, bu defa ne kadar? Ne kadar? Ne kadar borç istiyorsun? Alçak Lütfü! Hain Lütfü! Allah cezanı versin! Çabuk! Çabuk buraya gel! Çok kötü şeyler oldu diyorum! Gel lan buraya! Hep böyledir bu Sakıp. Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Anlat! Karın niye boşanıyor senden? Beni o kadınla... öpüşürken yakaladı burada bu gece. Burada. Ne dedin, ne dedin? Sen bir kadınla mı öpüşürdün ya? Şu işi bir iyice anlat bakayım. Burada oturmuş ders çalışıyordum. Evet. Derken o kadın girdi içeri. Sarışın, ahım gözlü, çok
çok güzel vücutlu, mini etekli. Sarışın, ahu gözlü, mini etekli, sütun gibi bacaklı. Vay be, şansa bak. Almanca konuştu, Türkçe de biliyordu. Erika, Erika'ydı adı. Merdivenden düşmüş, kolu bir de bacağı incinmiş. Benim o merhemden sürdüm Erika'ya. Bir de ebe gümecili romatizma haplarından verdim. Evet. Mıh gibi oldu, rahatladı. Çok sevindi, sokuldu, sokuldu yanıma. Dankeschön selamı dedi ve öptü. Yanağından? Yok, dudaklarımdan. Hem de uzun uzun. Vay be. Erika, adı da güzel ha. Tam o sırada karım yakaladı bizi. Boşanacak benden Lamia, terk edecek beni. Ne olur yardım et bana. Peki ne yapayım ya, nasıl yardım edeyim? Sabahtan akşama kadar, yok bu ciklet iyi patlar, yok bundan iyi sabun varsa kahrolayım diyorsun ya. Benim için de bir şeyler bul işte. Şöyle bir şey istiyorsun sen. Selami'nin dudakları, Erika'nın saçı sarı, sonunda yakalayınca karı, Selami yer ayvayı. Yok, ayva burada olmadı. Başlatma hayvandan. Mahvoldum diyorum, yardım et, bir şeyler yap. Söylesene, niye öpüyordum ben bu karıyı lan? Adama bak, bana soruyor, ne bileyim ben be? Tabii sana soracağım. Senarist değil misin sen? Bir şeyler uydur, ne olursun. Karımı inandıracak bir sebep bulmamız lazım. Pekala, pekala. Sakin ol şimdi. Sakin olalım. Önce olaydaki, yani hikayemizdeki tipleri belirleyelim. Ben varım, eczacı kafası Selami. Bir de o kadın var, bir de karım. Tamam. Bu kadın Alman'dı değil mi? Almanca konuşuyordu. Oldu bu iş. Sen bu kadını öpüyordun. Evet. Çünkü... Evet. Çünkü gizli teşkilattansın. Uluslararası gizli polis teşkilatındansın. Ve büyük bir eroin şebekesinin peşindesin. Çok tehlikeli bir görevin var. Çok gizli polissin sen. Ne diyorsun sen lan? Herkes seni eczacı kalfası zannediyor. Aslında... Uluslararası Narkotik Büro'nun iki numaralı adamısın sen. Bir numara kim? Ben. İkimiz de ajanız. Aynı teşkilattanız. Bu işi beraber götürüyoruz. Alman Melahat de bu yüzden geldi eczaneye. Nasıl? Alman Melahat kim? O öptüğün sarışının adı bu. Ha, tamam, Alman'dı o, Alman'dı. Yarım kan Alman. Mesafesi 1600 metre. Anlamadım. Çin pist. Ganyan olur. Ne ganyanı ya? Bir altılı oynayalım mı? Altılı ne be? Hay Allah, senaryoyla yarışları karıştırdım. Teşkilatın en gözü pek elemanıdır bu. Öyle mi? Şifre ismi? O ne? X-76. Dinle. Mafya eroini ahır kapıdan Marsilya'ya... Ayrılıyorum senden, boşanıyorum! Ama dinle karıcığım, eski güzel günlerin hatırı için. Çok, çok seviyorum seni. Hadi oradan, bir dakika bile dinleyemem seni. Bak, 6 yıldır evliyiz seninle. Aptal kafam, evlenmişim işte. Bak, 6 yıl, 6 gün gibi geçti. Öyle güzel anılarımız var ki. Hani nikahımıza giderken ben havuza düşmüştüm. Sen de bana koca sersem deyip katıla katıla gülmüştün. Keşke boğulsaydın. Nelere göğüs gerdik seninle. Hani bir gün bir de baktık ki hiç paramız kalmamış. Ne yaptık ha? Hatırlasana, ne yaptık? Gidip annemden borç aldık. Yok ya, öyle mi olmuştu? Hiç hatırlayamadım. İşine gelmediği için hatırlayamazsın. O zaman da aklın bir karış havadaydı. Belki de bir İtalyan vardı hayatında. Ya da bir Fransız. Belki de onlara kaptırmıştın paracıklarımızı. Öpüşürken. Ne? Olur mu karıcığım? Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Ben yapmadım, sen yaptın. Olmaz canım. Ben o kadar gaddar mıyım? Evet, hem gaddarsın hem nankörsün. Yıllarca destek oldum sana. Eczacılık fakültesini kazanman için saçımı süpürge ettim. Yok canım, saçların çok güzel. Ama sen ne yaptın? Beni bir başka kadınla aldattın. Üstelik de çirkin bir kadınla. Ne? Ne yani? Çirkin değil miydi? Hadi bir de utanmadan güzeldi de. Söyle, söyle, söyle canavar adam, söyle, söyle. Hayır, seni aldatmadım diyorum. Sen bir canavarsın. Bir daha asla görmek istemiyorum seni. Haksızlık ediyorsun karıcığım. Çok büyük haksızlık ediyorsun. Masumum ben. Kollarının arasında sarışın bir kadınla kendinden geçmiş öpüşen kimdi? Kimdi? Öldürebilirim seni! Öldür! Değmez! Olur.
Sabah şerifleriniz hayırlar olsun yengeciğim. Onu sen ayarttın Lütfü. Sen bozdun ahlakını. İçki, kadın, kumar, her türlü kepazelik var sende. Garip bir his var içimde. Bu sabah bu evde pek sevilmiyorum galiba. Ha şunu bileydin. Selami'yi de kendine benzettin sonunda. Ama onun içinde de varmış serserilik, pislik. Alasma aldık. Lamia, dur. Gitme. Sus. Hiçbir şey kararımdan döndüremez beni. Ayrılıyorum senden. Boşanıyorum. Konuşalım ki lan. Dur. Lütfü, başka çarem kalmadı. Her şeyi açıklamak zorundayım Lütfü. Selami, bu açıklamayı yapamazsın. Bu bir sır. Bunun nelere mal olacağını biliyorsun. Uyarıyorum seni. Lamia, istemezdim ama mecburum açıklamaya. Ne açıklaması? Ne diyorsun sen? Gizli polisim ben Lamia. Ajanım. Uluslararası çok gizli polis teşkilatındanım. O kadını görevim icabı yapıyordum Lamia. Ne? Ne dedin? Evet. Eczacık alfası Selami gizli polis ha? Evet. Narkotik büroda diğer ajanlarla haberleşmeyi yürütme bölümü sorumlusuyum. Ya fıttırdın mı sen? Sen öyle zannet Lamia. Şu anda New York, Paris, Stockholm, Londra ve İstanbul'da bizim eczanede çok gizli faaliyetler sürdürülmekte. Ya ne faaliyetleri? Eroin. Eroin mi? Evet. Büyük bir savaş veriyoruz eroin mafyasına karşı. Eroin ağır kapıdan Marsilya'ya taşınacak. Yeter! Yeter bu kadar Selami. Daha fazla konuşmaktan men ederim seni. Açıklamak zorundayım. Yapma. Başka çarem kalmadı sayın şefim. Şef? Şef mi? Evet. Lütfü de bizden. Yıllardır teşkilatta. Bu operasyonu o beğenmediğin Lütfü yürütüyor. Eroin mafyasının en acımasız, en gaddar adamlarının isim listesinin kimde olduğunu sanıyorsun? Ben de. Çünkü... Yapma Selami. Alman Melahat'tan aldım listeyi. Alman Melahat de kim? Alman Melahat... Yapma. Alman Melahat, eczanede beni öperken gördüğün sarışın kadın. En güvenilir, en gözü pek ajanlarımızdan biridir. Şifre ismi X76. Selami. Sırf bu iş için gelmişti eczaneye. Öpüşür gibi yaparken çaktırmadan listeyi aktardı bana. Bu liste yüzünden hayatım tehlikede. Ama vız gelir bana, ben görevimi yapmanın huzuru içindeyim. Geçen yıl o eczanede çalışan esmer kasiyer kız vardı ya... Hani sen, bu kız sana biraz tuhaf bakıyor. Sende gözü var galiba der bozulurdun. Evet. O da teşkilattan. X79 Kobra Naciye. Kapa çeneni Selami. Gereğinden fazla konuştun. Güzel, topuk topuk. Kopuk Naciye, kopuk Naciye. Allah seni çok cezanı vermesin. Allah cezasını versin, bu bizim teşkilatın çok belalı adamlarından biridir. Onu geç. Onu geçeyim. Ayakkabısı vardır ayağında, karlı havalarda giyer. Karlı havalarda ayakkabı giyer. Şu nokta gör. Musumetli. Evet, tamam. Tamam, her şeyi bilmen lazım. Her şeyi açıklayacağım sana. Bilmen lazım. Beni ne kadar az tanıdığını şimdi anlayacaksın. Bak. O da neyse? Teşkilattan olanların gizli işaretleridir bunlar. Görev derecesine göre noktalarız. Lütfü'de 4 tane var. O şef çünkü. Ama daha önce görmedin bunları. Elbette. Ne zaman baktın ki? Bir gün olsun ilgilenmedin. Şu adamcağızın topuğunda acaba bir şey var mı diye merak edip baktın mı hiç? Böyle davranacağını hiç ummazdım. Silahını geri almak zorundayım. Kimliğini de. Hayır. Teşkilattan çıkaramazsınız beni şef. Ben bu işe hayatımı koydum. Lütfü, sana bir dostum olarak yalvarıyorum. İstemiyorum ama beni zor kullanmaya mecbur etme Selami. Tabancanı ve kimliğini lütfen.
Bir şans daha tanıyın bana. Yalvarırım teşkilattan çıkarmayın beni. Çıkarmayın. Tanrım, bu ayrılık ölümden de acı. Tabancanız ve kimliğiniz Selami Bey. Yıllarca omuz omuza çarpıştık seninle. Bırak teşkilatta kalayım ya da vur beni, burada öleyim. Bu benim yetkimin dışında. Ben olay olduğu gibi rapor ederim. Belki sonra onlar vururlar. Kimliğini de lütfen. Şef bir dakika. Şu kimliği göstersenize bana. İşte bu olmaz. Yeteri kadar gevezelik edildi zaten. İyi günler. Görmek istiyorum dedim. Kurallara aykırı bu. Hatta imkansız. Ver onu bana. Benim görevim Selami'nin kimliğini ve silahını alıp olayı rapor etmek. Kimliği gösteremem yengeciğim. Lamia hanımefendiciğim. Lütfü beyciğim, kimliği göreceğim. Siz bilirsiniz şef. Sizin iyisini bilirsiniz. Şu anda her şey sana bağlı. Aman Allah'ım, neler yapıyorum ben? Sanıyorum senden şüphelendiğim için. Hayatımı... hayatımı bu görev uğrunda seve seve feda ederim. Sana bir şey olursa kendimi hiç affetmem. Lamia, bana bir şey olursa şehitliğe gömün. Daha cesur, daha gözükecek adam yokmuş, biliyor musun? Öyle dediler bana. İyi günler. İyi günler. Efendim Lamia abla? Ne haberlerim var, ne haberlerim? Geçen yıl çok büyük çatışmaya girmişler. Kıl payı kurtulmuşlar. Kim, kocan mı? Vallahi bilmem ki. Ben de benimki için düşündüm ama... acaba karakola müracaat etseler... bizimkileri de alırlar mı gizli polisliğe? Müthiş bir adam. Vay 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 vay, baksana baksana. Ne kadar güzel. Şimdi ne mükemmel çıkıyorsun. Bak bak bak. Şuna bak şuna be. James Bond'un İmre Hoş şubesi. Helal olsun sana. Helal olsun sana delikanlı. Helal yavrum, helal. Öf be, şu yürüyüşe bak be. Tabumu çalmışlar Selami Bey, dördüncü oluyor mu? Ya, vay canına. Demek hırsızlar türedi bu mahallede. Benimkine de göz kulak olmam lazım. Artık siz bir şeyler yaparsınız herhalde. Elbette Tevfik amca. Dikenli tel koyacağım kümesin etrafına, merak etme. Allah razı olsun. Sağ olasın. Hadi eyvallah. Her şeye de koşuyorlar. Şu güzelliğe şu yakışıklığa bak. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Bak 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 bak. Yürüyüşe bak, yürüyüşe. Helal olun kurban. Helal olsun. Günaydın Selami Bey. Vallahi kırıldım size. Ya haklısın Ahmet Efendi. Uğrayacaktım ama bir şey oldu.
Bir yere bir 10.000 lira... Yani uğrayamadım işte. Gerçekten kırıldım. Bu yakınlarda hiçbir şey emretmiyorsunuz. Estağfurullah, Allah'a ısmarladık. Üzüyorsunuz beni Selami Bey. Oğlum, Selami Beylere bir but 3 kiloda pirzola. Bir deli misin? Batarız ya. Ben nasıl öderim bu kadar parayı? Katiyen paranın lafı mı olur efendim? Duymamış olayım bu lafı. Her zaman ödersiniz. İyi günler. Güle güle efendim. Ne oluyor bunlara ya? Allah Allah. Selami Bey, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz abicim. Buyurun bir çayımızı için. Yok, sağ olun. Bir sigara alacaktım da. Ali, çabuk bir karton Samsun getir Selami abine. Yok, karton değil. Bir paket istiyorum. Siz benim paketi alın yanınıza, ben kartonu çocukla yengeme gönderirim. Rica ederim abicim, sonra alırız. Mahcup ediyorsunuz beni. Estağfurullah, siz bizler için az şey mi yaptınız? Ne yaptım ya? Bu ne alçak gönüllülük yarabbim, pes vallahi. Ha, anladım, kiberin baş ağrısı ilacını söylüyorsunuz galiba. Hay Allah, hadi iyi günler. Göreve mi? Evet, eczaneye. Aman dikkatli olun, sizin için dua edeceğim. Yo. Merak etmeyin, bu defa patlama olmaz. Hadi eyvallah. Kimse kıpırdamasın yerinden. Herkes olduğu yerde kalsın, arama yapacağız. Siz kalkın. Oturun. Siz de oturun. Tamam, oturacağım. Kalkar mısın? Kimi görüyorum, nasılsın bakalım Rıza? İşler nasıl gidiyor? Öpeyim abi. Estağfurullah. Fena değil. Rahat duruyorsun değil mi? Ben tövbekar oldum beyim, namusumla para kazanıyorum artık. Bak buna memnun oldum işte. Ne iş yapıyorsun şimdi? Sanatçılarla çalışıyorum. Sanatçılarla mı? Evet, daha yeni bir kimlik kartı yaptım birine, gizli polis kimliği. Gizli polis kimliği mi? Evet, bir reklam filmi için. İyi de para aldım, tam 10.000 lira. Ya da bakalım. Hoş geldin Selamiciğim, hoş geldin yavrum. Bağırmadı ya, asabileşmedi. Aman efendim, aman efendim. Ya siz nasılsınız Lütfü Beyoğlu? Öğrendiniz demek. Evet, dün öğrendim. Bu sırrı iyi saklayacağınızı umarım Niyazi Bey. Bana güvenebilirsiniz. Biz Selami ile gidiyoruz şimdi. Az sonra buraya biri gelecek. Müşteri gibi. Aslında ajandır. Ya. Teşkilattan yani. Anladım. Ne söylerse söylesin, siz bırak bu lafları. 4 numaralı ağacın altı diye cevap verin. Bırak bu lafları. 4 numaralı ağacın altı. Tamam. Biz gidiyoruz. Tamam. Yürü Selami. Sen bekle. Size güveniyoruz. Parolayı unutmayacağınızdan eminiz. Selami'nin zam işini dönünce konuşuruz. Konuşuruz. Eyvallah. Ne? Ne zam mı? Zammam yok! Nereden çıktı zam şimdi? Yok zam! 5 kuruş vermem ona! Niye zam verecek bizim efendim, Allah Allah! Bir şey mi dediniz Niyazi Bey? Zam işini dönünce konuşuruz dedi. Ha 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 ha!
yeni geldi. Seyret şimdi Cümbüş'ü. Merhaba. Bir şampuan, bir de ayakkabı cilası istiyorum Niyazi Bey. Bırak bu lafları, 4 numaralı ağacın altına... Efendim? Şampuan dedim, bir de ayakkabı cilası. Bırak bu lafları, 4 numaralı ağacın altı. Deli bu adam. Adam delisi sanıyor. Ay demedim mi? Evet? Adım Nuri. Emniyet müdürlüğünden geliyorum. Geldiniz demek. Biliyorum niye geldiğinizi. Buyurun, buyurun içeri. Çok naziksiniz efendim. Selami Bey yok mu? Bildiğiniz gibi orada. Eczanede. Eczanede? Evet. Niye geldiğinizi biliyorum Nuri Bey. Selami'nin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Lütfen inkar etmeyin. Siz de aynı şeyi yapardınız. Çünkü onu öpüşürken görünce... terk etmeye karar vermiştim. Boşanıyordum ondan. Boşanıyordun? Bir anda yıkılmıştım. Tüm dünyam kararmıştı. İşte o zaman Selami mecbur kaldı ve gerçeği söyledi bana. Gizli teşkilattan olduğunu açıkladı. Ya teşkilat? Evet. O durumda siz de böyle yapardınız. Siz de söylerdiniz karınıza, öyle değil mi? Demek çaresizlikten ve korkudan böyle bir oyuna girmiş Selami. Evet efendim, durum bu. Adam karısını deli gibi seviyor besbelli. Gerçeği öğrenirse kadın ayrılabilir kocasından. Bir yuvanın yıkılmasını istemiyoruz tabii. Öyle değil mi? Benim de gönlüm razı olmuyor doğrusu. Ne öneriyorsunuz efendim? Selami denen zehir hafiyeyi bul ve kulağını iyice bük. Yasalara saygılı olmayı öğretmek lazım bunlara. Bundan böyle ne karısını aldatsın, ne de böyle bir numaralara kal. Bağışsın efendim. Meselenin böyle çözülmesine sevindim. Onların ayrılmasını ben de istemezdim. İyi günler. İyi günler. Ya şu asabi Niyazi'den vakit bulup iki satır bile çalışamadım. Çalışman şart mı kocacığım? Sen istemiyorsan çalışmayayım karıcığım. Zaten hepsi ezberimde. Şöyle bir göz gezdirecektim. Kahraman kocacığım benim. Öyle seviyorum ki seni. Teşekkür ederim. Şimdi çok başka bir gözle bakıyorum sana. Nasıl yani? O halinle de seviyordum seni. Yani eczacı kalfası Selami'yi. Nesi varmış kalfa Selami'nin? Ne bileyim ben, biraz pısırık, fazla içine kapanık, korkak. Demek korkak buluyordun beni. Ama beni azıcık şaşırtan bir şey var. Neymiş o? Gizli polis judo, karate falan bilir. Oysa sen böyle şeyleri yapabilecek bir tipe benzemiyordun doğrusu. Yeminliyiz de ondan ne? Bizim meslekte judo, karate, boks bildiğini en yakınlarına bile saklamak zorundasın. Ya? Çok mecbur kalmadıkça en yakınlarımıza bile belli etmeyiz bunu. Ama yine de çok özel durumlarda bir iki numara göstermek yetkimiz var tabii. Mesela... Hay! Ya! 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 İşte böyle. Aslan kocacığım benim. Maşallah. Gözün aydın Selamiciğim, sana çok önemli haberlerim var. Teşkilatta bir sürü dostun varmış arkadaş. Buyur kimliğin, bu kadar sevildiğini bilmiyordum doğrusu. Şef, o bizim göz bebeğimiz dedi. Harcanmasını katiyen istemeyiz dedi. Hadi yürü, çok önemli bir göreve gidiyoruz. Hadi canım, görev bizi bekliyor. Şey, gitmesek olmaz mı? Hiç canım istemiyor. Bekliyorlar. Tehlikeli mi bu görev? Hiçbir görevimiz kolay olmadı bugüne kadar. Evet, çok tehlikeli. Şu eczanede yarım bıraktığın görev.
Bademcik operasyonu. Yani kadınlarla mı buluşacaksınız? Kadın mı? Kadın madın denmez onlara. Bunlar kadın değil, bir canavar. Bunlar karşı tarafın ajanları. Bunları şey yapmalı, bunları bekliyorlar. Ne istiyorlar sizden? Tek amaçları İmrihor operasyonunu engellemek. İmrihor operasyonu mu? Tabii. Yani İmrihor eczanesi, kısaca İmrihor operasyonu. Bizden ayrıntılı bilgi sızdırıp ona göre önlem alacaklar. Ve Rey'ni Marsilya'ya sevk edecekler. Planı anlatayım sana. Gazino Royal'da buluşacağız kadınlarla. Oturduğumuz masaya dinleme aletleri yerleştiriyoruz. Vay! Şu ünlü Gazino Royal'e gidiyorsunuz demek. Evet, oraya gidiyoruz. Sabaha kadar sürebilir görev. İlk evlendiğimizde Selami ile gitmiştik. Pahalı ama nefis bir yerdi. Sahibi de şeydi, Tatar Ali. Aslında Japondur. Asıl adı da Alsinsan. Uluslararası ajan. Üstelik de... Neyse, fazla konuşmamam gerekir, hadi yürü. Başka zaman gitsek olmaz mı acaba? Ya da başka birini versinler bu göreve. Bekliyorlar. Başka zaman gitmek olur mu? Görev bu. Tabii ya. İyi yani. Keyfin var, göreve gideceksin. Keyfin yok, evde oturacaksın. Hadi çabuk gidin. Kazanız mübarek olsun. Hadi yürü, gidiyoruz. Ne tür filmler yapıyorum demiştiniz Selami Bey? Ben demedim ki, Lütfü dedi. Lütfü lan! Ne tür filmler yapıyorum ben? Selami çok prensip sahibi bir yapımcı. Evet. Daima ciddi konulara eğilmiş. Ya evet. Bunu bir görev bilmiş. Görev, ben görevliyim ben. Malı ahır kapıdan Marsilya'ya... Marsilya'ya... Evet, Marsilya'da bir ortak yapım projesi vardı da. Ama siz buradaki filmlerinde oynayacaksınız. Şu reklam filmi için çok sabırsızlanıyorum hayatım. Hafta sonu başlıyoruz tatlım. İkiniz de oynayacaksınız. Sonra da Selami'nin filminde oynayacaksınız. Şerefe. 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 Etmem olsun seni. Koca ajan nasıl unutur silahını? Başlarına bir şey gelmeden yetiştirmeliyim. Silahsız nasıl gider göreve? Bakın hanımefendi, eğer birini ateş etmeyecekseniz, yani maksadınız birini vurmak değilse... Siz olun, elinizdeki silahla sokağa çıkmayın, tamam mı? Ben ne? Karşınızdaki her an ateş edebilir size. Unutmuş, kocam silahını unutmuş. Şu anda çok tehlikeli bir görevde, Lütfü ile beraber. Selam Bey yeniden göreve çıktı demek. Evet, Ali Jinsan'ın yerine gittiler. Anlamadım, nereye gittiler? Ali Jinsan'ın yerine, Tatar Ali'nin yani, aslında Japondur. Uluslararası çok büyük bir ajan. Bilmiyor musunuz? Bilmez olur muyum hiç? Bilmez olur muyum? O iki kadınla buluşacaklar. Karşı tarafın ajanlarıyla. Durumları çok kritik. Tehlikedeler. Çok iyi anlıyorum sizi. Hadi gidelim, vakit kaybettik hadi zaten. Hadi gidelim. Bu hafta bir bodrum yapalım Selami. Bodrum mu? Ne bodrumu ya? Ben nasıl giderim bodruma be? Görev canım kardeşim, görev. Bodrum, Marmaris, Kuşadası, canımızın istediği her yere gideriz. Bu hafta sonu Bodrum'dayız. Hani bizimle reklam filmi çekecektiniz bu hafta? Hemen arkasından da Selam Bey'in yapacağı filmde oynayacaktık. Oynayacaksınız benim güzel yengecim, oynayacaksınız. İkiniz de oynayacaksınız. Bizde daha ne filmler var, ikinizi de oynatacağız. Tabii önce reklam filmi, sonra Selami'nin projesi. Ama ben önce Bodrum derim. Evet, bir filmde Bodrum'da çekeriz. Adı... Bodrum'da aşk başkadır. Yani önce Bodrum'a gidelim, filmleri sonra çekeriz diyorsunuz, öyle mi? Öyle. Durumları iyi değil galiba. Selami'ye silahını vermeliyim. Bence zamanı değil şimdi. Hiç olmazsa sizin burada olduğunuzu bilseler... Teşkilattan birinin yakınlarında olması rahatlatır onları. Merak etmeyin, ben yakında rahatlatacağım onları. Yakında olmaz. Yo yapmayın. Ay bırakın canım, bu da her şeye karışıyor. Al. Bir
Al silahını. Eyvah karım! Ay çekil ayol! O mu? Kaşlarını değiştirmiş ama tanıdım. O. Sen be mutlu mu? Keşke bunu ben meşhur etmeseydim be. Dur kaçma! Dur! Bunlar geliyorlar, bunlar! Dur! Yapmayın! Dur dedim sana! Lami Hanım, bir dakika! Lami Hanım! Affedersiniz, bir şey soracağım. Kaçan kocanız mıydı? Evet. Ya öbürü? Kocamın arkadaşı, Şefi. O kalleş, gaddar kadınlarla birlikteydiler. Amaç öldürmek mi? Aa. Bir dakika, evet. Buna kıskançlık diyebilir miyiz? Eroin. Eroin mi? Ciddi misiniz? Evet, 50 kilo. İtalya'dan efsaneye. Hangi efsaneye? İmrahor efsanesi. Nerede bu? Üsküdar'da. Eroin. 50 kilo. Her şey efsanede bitiyor. Yarı yolda kocam mafya... Kocanız kiminle çalışıyor? Evet. Niyazi Bey'le efsanede. Patron. Patron Niyazi Bey. Ama aslında kocam teşkilatta. Hop, yeter bu kadar. Basın toplantısı bitti, gidiyoruz. Ver o oyuncağı bana. Ay Allah, şanssızlığa bak. Ah, mahvoldum ben! Canavar Selami, sakar Selami, ne yapıyorsun? Biricik eczanemi mahvediyorsun benim! Bunu bana yapamazsın, hakkın yok buna! Ne yapalım ya, kazayla oldu işte, kafamız karışık! Kaza maza! Bakınız Selami Bey, sizin durumunuzu çok iyi anlıyorum. Anlıyorsunuz. Mühim bir göreviniz var, kabul ediyorum. Ama şunu da kabul edin, iki işi bir arada yürütemiyorsunuz! Ya ajanlığı seçin, ya kalfalığı, tamam mı? Kim? Ajan kim? Uydurmuşlar, dedikodu! Gizlim, saklım yok benim! Emniyette de söyledim ajan olmadığımı! Bak! Üstelik bana güvenmiyorsunuz! Çok teessüf ederim doğrusu! Halbuki ben sır saklamasını iyi bilirim! Bakın! Buyurun! Ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz? Buyurun, ne istiyorsunuz? Siz gerçekten hiçbir şeyden korkmaz mısınız? Hayır Nesrin. Benim adım Arzu. Hayır Arzu, korkmayız. Ne ben ne Selami hiçbir şeyden korkmayız biz. Bak yavrum, sana bir anımızı anlatayım. Sene 1949, Marsilya operasyonu. Al Capone'u yeni yakalamışım. Cellat Carlo'ya karşı savaşıyoruz. Selami Kalpam, yani asistanım. Kıstırdı Carlo'yu, kaçmaya çalışıyor. Selami'nin bir anlık dalgınlığından yararlanıp çekti silahını, Selami'nin şakana dayadı, horozu kaldırdı. Ay! Horoz ötmek üzere. Yani silah patlamak üzere. Selami ne yapıyordu biliyor musun? Ne yapıyordu? Şarkı söylüyordu. Ben... Kim bu Lütfü? Cevap ver! Lütfü mü? Eroin onda mı? Eroin yok ya! Dedim ya Lütfü, arkadaşım benim!
4,5 yaşından beri arkadaşım. Katil Selami, canavar Selami, mahvettin beni. Bırakın beni, bırakın beni. Eczanem sahipsiz kaldı, bırakın beni. Sen anlat bu Lütfü'yü kimmiş? Lütfü de gizli polis. Teşkilattan. Bunun şefi. Bravo. Bravo Simo. Çok güzel. Çok zekice yapmışsınız planınızı. Eczanede çalışıyor görünürken gizli polis olduğunuzu yaydınız etrafa. Ve bu dümenle de güzel güzel tezgahladınız işleri. Ama ben yutmam bu gizli polis masalını. Çok doğru söylüyorsunuz efendim. Ben kimseye gizli ajanım, polisim falan demem. Ve demeyeceğim. Tek kelime bile söylemeyeceğim. Benim ne alakam var bu işlerle yani? Allah cezanı versin seni Selami. Bırakın beni, bırakın beni. Eczaneme döneceğim. İlaçlarım beni bekliyor efendim. Sizin yüzünüzden mahalleli ilaçsız mı kalsın yani? Kes lan! Ne ilaçları be? Lan! İlaç mı var sanki eczanede? Biraz daha anlat şu Lütfü'yü bakalım. Lan paranın teki. İşi gücü kadınlar kızlar. Dalgacı Mahmut. Ne yapsın? Güzel kadın gördü mü dayanamaz Lütfücüğüm. Bu da bir huyu işte. Ya. Nerede oturuyor? Adresi? Ne bileyim. Geliyordu belli değil. Belki de otelde kalıyordur. Ne oteli be? Bir kere koskocaman evi var. Hacı Badem de kime sorsan gösterir. Güzel. Sinyor Lütfü'yü de getirteceğiz buraya. Hem de çok çabuk. Demek Hacı Badem de oturuyor. Ne? Hacı Badem mi dedim? Hay aptal kafam. Çok eskiden de o. 300 sene önce gitti Nikaragua'ya. Ya Nikaragua'ya gitti. Nikaragua'da şimdi. Lütfü değil mi yani 15 günde bir, her sene 15 günde bir gelir gene gider. Lütfü Nikaragua'da oturuyor şimdi. Demek kadınlara meraklı. Neriman'a iş çıktı yine. Gidin haber verin. Vay üstüne. Ah Selami, neler getirdin başıma benim. Eczanemi havalara uçuruyordun. Üstelik bir de zam istedin utanmadan. Şimdi de bu gancisterlerin eline düşürdün beni. Canavar Selami seni. Aman o ne? Konumuz o değil mi? Başkası. Ya. Merak etmeyin Signor Mario. 15 dakikada aşık ederim onu kendime. Ayaklarıma kapandırır. Hüngür hüngür ağlatırım. Tamam Neri, şimdi hemen göreve. Signor Mario. Bu sefer söz değil mi? Bu görevden sonra İtalya'ya artist olmaya gönderiyorsunuz beni değil mi? Tam 2 sene oldu. Biliyorsunuz. Tabii, tabii Neri. İtalya'dan haber bekliyorum. Hadi sen vakit kaybetme. Beni beklemiyordun değil mi yakışıklı? Hep seni bekledim güzel kadın. Beklediğim sendin Süheyla. Neriman. Neriman. Wow.
Her şey benim istediğim zaman olur delikanlı. Ve ben henüz kararımı vermedim. Lalbalilikten hiç hoşlanmam. Seni çok methettiler bana yakışıklı. Bu yüzden de ileride merak edebilir misin? İleride değil, hemen şimdi merak et beni Neriman. Merak et beni, fena halde merak et beni Neriman. Neler yapıyorsun bu yakınlarda? İtalya ile bir işin oldu galiba. İtalya? İtalya'da oldu, evet oldu. Oldu. İtalya'da, Roma'da oldu. Şey, Palermo'da. Palermo'da oldu, Palermo'da. Anlat, ne yaptın? Hiç. Film çekiyordum. Sofia ile. Hangi Sofia? Ayasofya. Şey, aman. Sofia Loren ile. Sofia Loren mi? Yoksa sen rejisör müsün lütfen? Evet. Hem rejisör hem yapımcı. Geçen yıl Kıl Payı kaçırdım Oscar'ı. Demek filmcisin. Film İtalya'da mı çekilecek? Evet. Kim oynayacak başrolü? Sofia'yı beğenmedim. Bana genç bir Sofia lazım. Şöyle uzun boylu, İri siyah gözlü, ıslak dudaklı, 18-19 yaşlarında. Evet, evet sensin hayatım. Sensin. Aradığımı buldum Neriman. Soyun. Sabrımı taşırıyorsun Signor Selami. Cevap ver, eroin nerede? Eroin, eroin. Bilmem. Çok güçlü bir iraden var Signor. Evet. İyi direniyorsun. Evet. Ama er geç konuşturacağım seni. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Boğazımı sıkıyorsunuz galiba. Demek Selami onların elinde. Ve sen eroinin yerini söyletmek için geldin bana. Bunun için yanaştın. Evet. Ama o zaman tanımıyordum seni Lütfü. Ve şimdi aşık oldum. Her şeyi anlattım. Arkadaşlarımı ele verdim. Aferin. Ben gidiyorum. O alçakları inlerinde kıstıracağım. Sen burada kal ve beni bekle. Hayır gitme. Polise haber verelim. Gitme, öldürürler seni. Çok çok tehlikeli bunlar. Tehlike benim soyadım bebek. Yalnız gideceğim. Tek başıma. Arkadaşımı o pis hergelerin elinden kurtaracağım. Karınlarını kurşun kalemle dolduracağım onların. Ayaman, kurşunla. Lütfü, yalvarırım gitme. Dikkatli ol, yalvarırım Lütfü. Gitme Lütfü. Sen gene de polise bir haber ver. Görüşürüz.
Ölümle kumar oynuyorsun muhteşem. Ya, ya. Hoş geldiniz sinyor. Allah. Siz Lütfü olmalısınız. Hoş bulduk. Ben kiminle mi şeref alıyorum acaba? Mario. Ha Mario. Sicilyalı Ustura Mario. Bir şeref oldum. Ben de Kasımpaşalı muhteşem Lütfü. Jilet Lütfü de derler. Jilet mi atardınız? Hayır, jilet satardım. Getirin. Yazık, Neriman sattı bizi, beceremedi. Yo, gayet iyi, pekala becerdi. Deneme filmi çok iyiydi. Tabii yoruldu kızcağız, gelemedi. Yavaş be. Oo, fırtına Selami. Lütfü, vallahi ağzımdan kaçtı, bunlara nerede oturduğunu söyledim. Çok iyi ettin, sevindirdin beni. Sayende böyle iç acıcı bir yer gördük. Üzülme işler tamam. Neriman'la sohbet ettik. Biraz neyler birazdan geliyorlar. Oo, Asabi Niyaz Bey. Siz de mi buradasınız? Nasılsınız? Bak, eczanede de böyle sessiz olsa ne iyi olur. Kukla gibi. Siz kuklacı mısınız? Oturtun şunu. Ben kendim oturdum ya. Ah. Aç! Konuş! Allah cezanı versin Selami! Teneşinlere gelişince Selami! Kapat! Yüzünden başmacım! Kapat! Kapat! Fırla! Gelin tam zamanı! Bu tarafa gel! Güzel arası! Tamam! Ay! Hey Allah! Solozzo, kıymetli patronum cevap bekliyor. Solozzo'nun sabrı taşmamalı. Evet. Düşmanım olduğunuz sürece hiçbir sonuca varamayacağız. Şu halde dost olalım. Hı? Dost mu? O ne o? Bir anlaşma yapalım sizinle. Düşündüm, malda sizin de hakkınız var. Yarı yarıya bölüşelim onu. 50 sizin, 50 bizim. Nasıl? Neyi bölüşüyoruz ya? Malı dedi ya, duymadın mı? Yani eroini. Düşündük taşındık, kararımızı verdik. Teklifinizi kabul ediyoruz. Biz Selami ile gidelim, mal alıp gelelim, bir güzel paylaşalım. Heh. Hadi Selami kalk, gidiyoruz. Tamam, Niyazi Bey'i de alalım giderken. Alas mal giderim, hadi yürü. Tamam, iyi günler. Aceleniz ne dostlarım? He? Çok sevindim kararınıza. Tamam. Önce birer içkiyle kutlayalım bunu. He? İçmesek olmaz mı? Olmaz. Madem ısrar ediyor dostumuz, içeceğiz. İçeceğiz ve gideceğiz. Bye.
Güzel. İlaç etkisini hemen gösterdi. Şimdi bülbüller gibi öter dostlarımız. Evet dostum, lütfen söyler misin bana, eroin nerede? Ahır kapıda. Güzel, ahır kapıda demek. Marsilya'ya gönderilecek. Ne? Marsilya'ya mı? Kime? Ne zaman? Artık malları göndermiyoruz. Selami'nin boşanma işini halliyoruz. Ne? Ne boşanması? Alman Meat beni öptüydü ya. Karım da boşanıyordu ya benden. Alman Meat kim? İş 76. Neler oluyor be? Neler söylüyorsunuz siz? Onun yüzünden mecbur kaldık. Ali Cinsan'ın yerinde o ajanlarla Ne ajanlardı be? Hele sarışını... Ajanlar! Ali Cinsan! Kim bu Ali Cinsan? Teşkilattan. Efendi Toran Ağa'nın müdürü. Bana bak! Bana bak! Beyninize bir kurşun mu sıkalım? Yoksa ayağınıza taş bağlayıp denize mi atalım? Hangisini seçersiniz? Hangi yöntem iyi? Mario diyor ki hangi sabun sürülür? Hangisi daha iyi? Su bu da marka ne? Sus. Kimseler duymasın. Sus. Götürün yürü! Yürü! Yürü ben yürü, ömrümün var ve elini kaldırır. İçime ve başıma. Dişin onu duvarın dibine. Ne oluyor ya? Mario da kafayı buldu, bulanık görünüyor. Alnının ortasından yedi kurşunu. Öldü. Asabi Niyazi öldü. Suçsuz. Masum. Ne şehittir, ne gazi. Hiç yoluna gitti. Niyazi abi. Nasıl da sevişirdik. Bir gün bile kırmadık birbirimizi. Oğlu gibi, öz oğlu gibi severdi beni. Anlayışlı, şefkatli. Ne mükemmel bir insandı o. Sırma saçlı patronum benim. Güler yüzlü, uysal, cömert, sessiz. Bana bak, ölen Asabi Niyazi değil miydi yoksa? Asabi Niyazi'ydi, öldü işte. Çok duygulandınız bakıyorum. Şaşırttınız beni. Şimdi de sıra sizde. Hanginizden başlayayım? Söyleyin önce hanginiz. Ölür müsünüz? Yoksa eroinin yerini mi söylersiniz? Eroin? Ha, eroin. Söylesenize kardeşim. Selami, hadi 50 kilo eroin yapıver Mario Bey'e. Eroin mi yapayım? Tabii. Niye yapmayacakmışsın? Sinyor Mario yabancı mı? Hem artık... Daha fazla saklayamayız ki sırrımızı. Neler diyorsun? Ne sırrı? Neler oluyor? Açıklayayım. Selami yıllardır yeni bir yöntemle eroin imali üzerine çalışıyordu. Eczanede gizli gizli denemeler yapıyordu. Ya! 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 İşte böyle.
Formülü bulana kadar eroinsiz kalamazdık tabii. Eksik olmasınlar, epeyce müşterimiz var. Bizi de pek seviyorlar. Bu yüzden de sizin eroini yürütmek zorunda kaldık, 50 kilogram kadar. Ve hemen sattık müşterilerimize. Şimdi formülü bulduk. İstediğimiz zaman, istediğimiz kadar eroin imal edebiliyoruz. 10 dakika içinde. Yani şimdi 50 kilogram eroini 10 dakika içinde yaparsınız. Neyim? 10 dakika dedikse 10-12 dakika sürer. Ne için? Evet. Alo, ben Emniyet Müdürü, buyurun. Bir ihbarda bulunacağım efendim. Bir dakika hanımefendi, lütfen. Adresi tekrarlayın efendim, sizi dinliyorum. Teşekkür ederim hanımefendi. Bir ihbar var, adresleri de burada. Hemen değerlendirin. Bağ üstüne. Hadi arkadaşlar, gidiyoruz. Müdür bey, merak etmeyin hanımefendi, bizimkiler hemen yetişir. Evet arkadaşlar, işte laboratuvar burası. Burada güzel güzel çalışacağınıza eminim. Evet, hadi bakalım göreyim sizi. Ne yapacağım ya? Senin büyük icadın saç ilacını icat et, gerisine karışma. Ne konuşuyorsunuz? Mükemmel bir tesis. Hadi. Hadi, 10 dakika doluyor. Hadi. Hadi. Evet, gecikti. Hala patlamadı. Ne patlamadı? Eroin zerrecikleri küçük patlamalar yapar. Sabun köpükleri gibi. Onu diyordum, o gecikti diyordum. He? Eroin. Ha. Nasıl gidiyor Selamiciğim? Saçsız kafa kalmayacak yeryüzünde. Bomba gibi bir icat olacak. İsmim tarihe geçecek. Ne diyor bu be? Saçsız kafa diyor. Hani eroinsiz içici kalmayacak diyor. Hadi patlat artık be. Ne patlatması be? Burada da yok. Mahzende olabilirler. Siz arkadaşlarla etrafı sarın. Sizler de benimle gelin. Hadi be, hadi be! Nerede eroin? Ne zaman olacak? 10 dakika dediniz, 1 saat oldu. Tabii, haklısınız. Hadi be Selami, hadi patlat şunu artık, patlat! Patlat kesecikleri, patlat, patlat, patlat! Dinamit verelim yani. Yürü.
İkide bir kalkıp kaçıp duruyorsunuz oralara. Masada otursanız olmaz mı? Olmaz. Bu rengi uzaktan görmeliyim. Bu çok önemli. Ya. Selami, senin şu baş ağrısı haplarından var mı? Var tabii. Her zaman bulundururum. Maksat topluma hizmet olsun. Ver bir tane. Siz de ister misiniz? Ver sen bana. Allah! Oh.
amcam. Operasyon tamamlandı efendim. Sağ olun, sizden de bunu beklerdim zaten. Çok özledim seni, biliyor musun? Siz de sağ olun. Arkadaşların büyük yararı oldu efendim. Estağfurullah bey. Aslan kocacığım. Hepsini karateyle yendin değil mi? Kimisini karate, kimisini judo, tekme, yumruk, aerobik falan böyle bir şeyler. Efendim izninizle arkadaşlar biraz dinlensinler. Hadi gidiyoruz. Bu son operasyon çok yordu sizi. Bundan eminim. Teşkilat olarak minnettarız size, hem de çok. Ama muhakkak dinlenmeniz lazım. Çok uzun bir süre izin veriyoruz size. Öyle gazinolar, gaddar kadın ajanlar falan yok bundan sonra. Ha? Anlaştık değil mi? Hadi. Ama şefim... Anlaştık değil mi dedim? Peki. Tamam efendim. Var Selami, kovuyorum seni, gözüm görmesin seni.